Ey Müslüman! Bu cennet için namaz kılmaya değmez mi? Bu cennet için oruç tutmaya değmez mi? Evladım, hacı babam, hacı annem, namazın var, orucun var, zikrin var. Peygamberi görme lütfu nasip eyle ya Rabbi. Senin kitabının farkında olmayanlara Kur'an'a yönelmeyi nasip eyle ya Rabbi. Sana açılan bu ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizim tutmuş olduğumuz orucumuzu kabul eyle ya Rabbi. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bugün Ramazan ayımızın ikinci iftarı. Öncelikle hepiniz programımıza onur getirdiniz, şeref verdiniz. Hoş geldiniz efendim. Ramazan ayı bütün bereketi, bütün gayreti ve bütün himmetiyle evlerimize konuk oldu. Ramazan güzelliktir diyor. Ramazan barıştır, sevgidir. Ramazan merhamettir. Ramazan gönül almaktır. Ramazan şerden uzak kalmaktır. Ramazan el uzatmaktır. Düşeni kaldırmaktır. Gönül köprülerini kurmaktır. Bir gönülden diğer gönüle yakınlaştırmaktır. Ramazan şeytana hadi git buradan demektir. Rahman'ın kullarına hoş geldin demektir. Onun için bugün Rahman ve Rahim isimlerini Allah'ın bu iki ismiyle besmeleyi başlarken söylemiş olduğumuz bu iki isimle başlamak istedik daha doğrusu. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Rahman, rahmetiyle muamele eden, esirgeyen demektir. Rahim ise merhamet eden ve kullarını bağışlayan Yüce Allah. İşte bizler Yüce Allah'ın bu iki sıfatıyla bu işe başlıyoruz. Ve dün dediğim gibi iki temayı bu Ramazan boyunca bol bol işleyeceğiz. Allah'ı seviyoruz ve Allah'ı özlüyoruz. Dilerim Allah'ı seven herkes Rabbini bulabilsin. Rabbiyle vusrata ersin inşallah. Efendim bugün hasbiye duasıyla başlamak istiyorum. Çok kısa ve güzel bir dua. Çünkü hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bana Allah yeter. O ne güzel vekildir sözü. Bütün peygamberlerin zorda kaldıklarında söyledikleri bir duadır. İbrahim peygamber mancınık içerisinde Nemrut tarafından ateşe atıldığında hasbunallah ve ni'mel vekil demişti. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir demişti. Hazreti Peygamber zorla muhatap olduğunda Taif'te ve diğer zamanlarda hasbiyallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter, Allah ne güzel vekildir. Kısacası zulme uğramış bütün peygamberler zulme en çok muhatap oldukları dönemde Allah'a dönmüşler. Rabbim sensin ya Rabbi, beni kimlere emanet ediyorsun? Halden anlamayanlara mı, yoksa düşmanlıklarda ileri gidenlere mi beni teslim ediyorsun demişti. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Allah'a güvendim, Allah bana yeter, ondan başka ilahı yok. Allah'a bağlanıp işimi ona havale ettim, o büyük arşın Rabbıdır. Allah bu duamızı da kabul eylesin inşallah diyoruz. Ve vakit kaybetmeden hemen efendim sizlere dönmek istiyorum. Sizin sorularınızı almak istiyorum. Efendim buyurunuz. Beyefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum şimdiden. Teşekkür ederim. Ben de size iyi Ramazanlar diliyorum. Sağ olun hocam. Hocam dini nikah kıyarken erkeğin evleneceği kişinin 32 farzı bilmesi zorunlu mu? O zaman sen herkesi bekar bırakacaksın. Yani sen 32 şart, 52 şartı eğer öngörürsen memleketin yarısı evlenemez. Değil mi? Gençlerimizin çoğu bu şartların çoğunu bilmiyorlar. İşte namazındır, şudur, guslün şartları vesaire filan. Ama
şunu söyleyelim, bizim için önemli olan tabii ki 32 şart, 52 şart gibi şeyler var. Eski Osmanlı'dan kalma dönemlerde, evliliklerde önemsemişlerdir ve kişiye bunu biliyor musun, bilmiyor musun diye işin dini boyutunu test etmek için sormuşlar. Ama bizim için önemli olan, bunları bilmek güzel şeylerdir. Ama bizim için önemli olan Allah'ı bilecek, Allah'ın birliğine iman edecek. Hazreti Peygamber'in son peygamber olduğunu bilecek, buna iman edecek. Kıbleyi tanıyacak, namazı bilecek, orucu bilecek, en azından inkar etmeyecek. Bunları bildikten sonra onunla nikah caizdir. İlla ki 52, 32, 54 şartları bilmesi gerekmiyor. Teşekkür ederim. Sen evli misin, bekar mısın? Bekarız hocam. O zaman niyet şu andan itibaren başlayalım. Aynen, niyet var, merak ettiğimizden sorduk. Tamam. Yani bekar arkadaşlar da merak ediyor bu konuyu. Ondan tamam. Sonra. O zaman hocam, ezberlemeye başlayın bence. İnşallah hocam. Aile isteyebilir böyle bir şey, belli olmaz çünkü. Allah hayırlı kısmetler nasip etsin bütün gençlerimize, sevgili kardeşlerimize. Efendim hemen sorumuza beyefendiyle başlıyoruz. Selamun aleyküm hocam. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk hocam. Hocam bir sorum olacaktı. Tabii buyurun buyurun. Hocam biz gusül abdesti alırken besmele çekip giriyoruz ama Allah rızası için dediğimiz zaman kabul oluyor mu olmuyor mu? Arkadaşlara sıralan olmadığını söylerler ama ben bunu bir de size sormak istedim. Neden olmuyor diyorlar? Hangi neye takılıyorlar? Şöyle, yani? Yani cünüp olduğumuzdan dolayı hocam hani evet, denilir mi denilmez mi diye bir tereddütteler. Yani besmele veya benzeri bir duayı cünüp olan kişi okuyabilir mi? Problem oradan kaynaklanıyor herhalde. Şimdi şöyle, cünüp olan kişinin ezberden Kur'an-ı Kerim okumasında dini yönden hiçbir sakınca yok. Yani Besmele'yi de okuyabilir, Fatiha'yı da okuyabilir, İhlas'ı da okuyabilir. Dikkat etmesi gereken belki cünüplük hali giderilmeden Kur'an-ı Kerim'e dokunması doğru değildir. Ona dikkat edecek, Kur'an-ı Kerim'e temas. O bu konu önemli. Ama Hazreti Peygamber yıkanamamış olan kişinin yıkanması gecikecek olsa mesela onun için abdest almasını bile Hazreti Peygamber tavsiyede bulunuyor. Biz de banyoya girdiğimizde gusül abdesti niyetiyle girdiğimizde Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim demek suretiyle yani esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla Allah'ım her türlü şeytanın şerrinden korundum, sana sığındım diyerek oraya girer ve gusülünü alır. Gusülü almışken, senin sormadığın bir bölümünü de ben söyleyeyim. Küçük abdesti de almış oluyor. Yani namaz abdesti de almış oluyor. Gusül abdesti aldıktan sonra namazı kılabilmek için ayrıca bir abdest almaya gerek yok. Herhalde anlaştık değil mi? Doğrudur hocam. Çok teşekkür ederim soru için. Memleketim Batman'a aileme selam gönderebilir miyim buradan? Tabii buyur buyur. Babam şu an annem beni izliyor. Akrabalarım. Hepsine çok selam gönderiyorum. Kardeşlerim sınava girecek hocam. Onlar için de bir dua edersiniz. Makbule geçer. Teşekkür ederim. Biz de ailenize saygılarımızı bütün Batmanlara ve bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Bir de şu anda Türkiye'nin değişik yerlerinde bizi izleyenlere, evlerinden izleyenlere söyleyeyim. Burası hayli soğuk bugün değil mi? Hayli hava serin ama buna rağmen izleyicilerimiz bizi yalnız bırakmadılar buradan. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu soğuk havada burada bizimle beraber programın içindesiniz efendim. Hanımefendi hoş geldiniz. Hocam biz Azerbaycan'dan gelmişik. Sizi dinlemek için gelmişik. Hoş geldiniz. Biz, şeref verdiniz. Çok sağ olun. Ramazanlarınız mübarek olsun. Hamınızı alkışlıyorum. Çok sağ olun. Sorun budur ki güzel insanların, melek kəbli insanların, şer böhtana yaxan insanların aqibətinə. Soruyu bir daha tekrar et. Anlamaya çalışayım. Melek kalbli insanların. Ha, iyi niyetli insanların. İyi niyetli insanların. Evet. Şer böhtana. Kötü yer. Kötülüğe diyen insanların akıbeti ne? Tamam. Yani iyi niyetli insanların aleyhinde konuşanların akıbeti berbat. Üzür dilerim ki ben sizi başta Türkçe yakışı konuşamıyorum. Yok güzel. Biz iyi anlayamıyoruz. Sen güzel konuşuyorsun. Sizin Azerilerin Türkçesi çok güzel bir Türkçe. He. Yani öz Türkçe sizin Türkçeniz. Bizimki biraz bozulmuş Türkçe bizimki. Hansı Allah'a kurban olup nasip etti ki biz kardeşlerimle sizin için geldik. Hoş geldiniz. Hepiniz sizler de hoş geldiniz efendim. Şeref verdiniz. Salemler sizlerde var size Azerbaycan'dan. Selamlarımızı iletiyoruz. Biz de Bakü'ye selamlarımızı
Buyurun tabii ki Allah razı olsun. İyi niyetli insanlarla, melek gibi olan, kalbi temiz insanlarla kötülük yapan insan, yani onlara savaş açan insan Allah'a savaş açmış gibidir. Yani Allah onlardan razı olmayacaktır. Çünkü onlar iyi insanların duası tutar. İyi insanların bedduası da tutar. Bu sefer beddua o kişiyi sadece değil, o kişinin kalbini yoracak olan şeyleri de sıçrayabilir. Dikkat etmek lazım. Yani öyle yapacağız ki kendimiz de sevdiklerimiz de zarar görmemeli. Bazen Allah insanı imtihan etmek için kötü olan insanın etrafına da o kötülüğün izlerini bıraktırır ki kişi ibret alsın ve bir daha aynı şeyi yapmasın diye. Onun için kimseyle uğraşmayacağız, kendimizle uğraşacağız değil mi? Ellerinizden öpürem hocam, çok sağ olun. Biz saygılarımızı iletiyoruz, Allah sizinle olsun. Allah her türlü kötülükten hepinizi muhafaza eylesin. Şimdi efendim birkaç sorunuz var, bunu size döneceğim de. Ama şöyle bir soru var, orucu neyle açmalıyız? Orucu zeytinle de açabilirsiniz. Efendim suyla ve hurmayla, en güzel olan şey suyla ve hurmayla orucu açmaktır. Regl veya lohusa olan bir kadın oruç tutabilir mi? Yani adet olan bir hanımefendi oruç tutamaz. Peygamberimiz dais salate ve savme diyor. Yani Hazreti Esma annemi, Hazreti Ayşe'nin ablası adet olduğunda peygamberimize durumunu soruyor. Hazreti Peygamber diyor ki orucu bırak, namazı bırak, orucu daha sonra kaza edersin tutamadığın gün sayısınca. Ama namazlar kaza edilmiyor. Bu nedenle regl veya lohusa olan kadın isteğine bağlıdır. İsterse tutar, isterse tutmaz diye bir şey söz konusu değil. Mezhep alimlerinin hepsi tutmaz diyor. Onun ötesinde onlardan çok daha önemli olan şey, Hazreti Peygamber lohusa ve regl olan kadın oruç tutmaz, namaz kılmaz diyor. Bizi bağlayan sevgili peygamberimizin sözüdür. Filanca falanca hocanın sözü değildir. Bu nedenle de o kardeşlerimiz boşuna kendilerini sıkıntıya sokmasınlar. Şimdi şöyle bir soru var. Diyor ki bir kardeşimiz, benim kocam çok geçimsiz. Ramazan ayında yemek pişirdiğimde eğer yemeğin tadı, tuzu kötüyse beni haşlıyor diyor. Haşlamasın, bir de o yardım etsin hanımına. Aslında yapması gereken o. Hanım, erkek, karı koca beraber yardımcı olacaklar. Ama diyelim ki böyle bir hanımefendi var, kocası da biraz geçimsiz bir adam. O kadın şunu yapabilir bakınız. Yemeğin kaşığını ağzına alır, kaşığı ağzına döker, ağzına şöyle tutar biraz. Tuzlu olup olmadığını algılayan o mekanizma harekete geçer. Tuzlu veya tuzsuz olduğunu anlar ama onu yutmadan geri aşağı indirir. Tükürür, ağzını temizler. İslam dini buna bile müsaade etmiş. Niye müsaade etmiş? Sırf geçimsiz bir adamdan dolayı, geçimsiz bir kocadan dolayı hanımefendiler eziyet ve zulüm görmesinler diye. Evet, devam ediyoruz. Yine sorularımız var. Bir seyircimizden bir soru var. Bakalım o ne diyor. Sonra size döneceğiz. Evet, arkadaşlarımız gelecek herhalde o sorumuz. Evet, astım hastasıyım diyor. Sembolik bir soru alıyoruz böyle. Astım hastasıyım, fısfıs kullanıyorum, orucum bozulur mu? Önemli bir soru. Şimdi bu konuda iki görüş var. Hocalarımız, arkadaşlarımız da, fıkıhçılar, hukukçular iki görüş etrafında ihtilafta bulunuyorlar. Birine göre fısfıs efendim boğazda emiliyor. Vücuda bir şey girmediği için, yani mideye bir şey inmediği için fısfıs netice itibariyle orucu bozmuyor, gıdaya benzemiyor. Bu nedenle fısfıs kullananlar, astım ilacı kullananlar oruçlarına devam edebilirler diye bir görüş var. İkinci görüş ise fısfıs netice itibariyle bir müdahaledir. İçinde ilaç da var. Boğazın içinden emilmek suretiyle mideye kadar iniyor. Yani bu vücudun kendisinin ürettiği veyahut da ibadetin bir gereği olan, ağzı yıkamak gibi ibadetin bir gereği olan veya tükürük gibi vücudun salgıladığı bir şey değildir. Bu nedenle de fısfıs orucu bozar. Ben ikinci görüşten yanayım. Birinci görüşe de saygım var ama ikinci görüş nedir o? İkinci görüşün şöyle bir özelliği var. Eğer biz fısfıs dediğimiz bu nefes açıcı ilacın
orucu bozduğunu söylersek, hayatı boyunca, gündüz boyunca, gündüz oruçta sürekli fısfıs kullanan bir kardeşimiz oruçla muhatap olmayacak. Sorumlu olmayacak. Ne yapacak? Onun yerine fidyesini verir, orucu tutmuş gibi Allah katında kabul edilir. Ama bozmaz dersek, nefes darlığı çeken bir insanı belki hayatı bir noktada fısfısla idare et veya etme demek zorunda bırakabiliriz. Ben şuna inanıyorum, fısfıs kullanmak zorunda olan bir kardeşimiz oruç tutmak zorunda değildir. Onun fidyesini verir ama diğer görüşe göre de öyle düşünen hocalarımız da öyle diyorlar. Tercihse bırakıyorum ben bu konuda diye söylemiş olayım. Evet, size tekrar sizden soru alıyoruz. Delikanlı. Cümleten selamun aleyküm hocam. Cümleten aleykümselam. Hoş geldin. Hocam, buradan arkadaşım Ebubekir Doğan, Ramazan Çetin ve Akif Sandın'a selamlarımı gönderiyorum hocam. Hocam ben Yavuz Selim'den geldim. Ömer Dinçer İmam Hatip Ortaokulu öğrencisiyim hocam. 6. sınıfa gidiyorum. 13 yaşındayım. Sen maşallah çok akıllı bir çocuksun yani. Böyle ileride bizim buraya oturacaksın herhalde. Niyetin o. Evet hocam. Hocam ben bir de Sofiyim hocam. Dergahları çok giderim hocam. Dergah adı söyleme, tamam mı? Tamam. Dergahları sevebilirsin ama isim söyleme. İsim söyleyince olmuyor o iş. Ama sen dergahtan önce, dergaha karşı değilim. Ama dergahtan önce ilim öğren. Kur'an-ı Kerim öğren, delikanlı. Adı neydi? Adım Yusuf. Yusuf. Kur'an-ı Kerim öğren, Hazreti Peygamber'in hayatını öğren, Arapça dil bilgisini öğren. Çünkü imhatiplisin, bizim Arapça çok iyi bilmemiz gerekiyor. Mesela ben ta Mısır'a gittim, orada Arapça öğrendim. Burada okuduktan sonra kendini çok iyi yetiştir, ondan sonra istediğin yere git. Problem yok. Subhanallah hocam. Hocam ben sorumu sorabilir miyim? Buyurun, buyurun sor. Hocam, ben 5. sınıfta hocam, arkadaşım beni iftira atarak beni sınıftan, sınıfımı değiştirdi. Müdüre gitti, söyledi hocam. Bunun günahı nedir hocam? Müdür niye onu dinledi? Müdürün günahı da var burada. Müdür niye onu dinledi, seni dinlemedi peki? Önceden dinlememişti. İftiradını düşündü, ondan sonra sınıfımı değiştirdi hocam. Arkadaşımın günahı nedir burada hocam? Yani sana iftira atan arkadaşın, sen ona kul hakkını ödemedikten sonra ahirette büyürse bile, ki daha küçüksünüz gerçi siz de, ama cennetin kapısında bekletirler seni. Arkadaşın adı Ahmet diyelim. Diyecekler Ahmet, Yusuf gelecek, yani sen. Geleceksin ve ona hakkını helal edeceksin. Sen ona hakkını helal etmedikçe Yusuf, senin o arkadaşın cennete giremez. Çünkü gıybet ve iftira, yani bir insana işlemediği şey yapmak, Allah katında en şiddetli günahlardan biridir. İnşallah kimse böyle bir günahın içine girmez. Hocam, bir tane daha sorum olacaktı. Tükürük orucu bozar mı hocam? Tükürük orucu bozmaz. Tükürük orucu bozmaz, problem yok. Tamam Yusuf. Hocam, Allah'a emanet olun. Ellerinizden öperim hocam. Allah seni bağışlasın. İyi, akıllı bir delikanlısın. Çok iyi bir hoca olacaksın ileride inşallah. Ama hoca olunca da böyle insanlara yumuşak davran, onları kırma, onları kazanmaya çalış. Her şeye günahtır deme. Günah olana günah diyeceğiz. Günah olmayana günah demeyeceğiz. İnsanları camiden, dinden soğutmayacağız. Onlara elimizi uzatacağız. Onları kazanmaya çalışacağız. İyi bir hoca ol yani, tamam mı? Sağ olun hocam, görüşürüz. Güle güle, Allah'a emanet olun. Efendim dün gece güzel bir olay oldu burada. Sahur programını izleyenler, izleyicilerimiz şu anda evlerinde biliyorlar, farkındalar. Güzel bir olay oldu. O güzel olay şuydu. Hollanda'dan gelen bir hanımefendi, annesi Hollandalı, babası da Azeriymiş ama sonra Müslümanlıktan, yani dinden çıkmış bir Azeri derken de zorlandım ondan dolayı. Her türlü insan var tabii ki. Ama kız Müslüman değildi, Hristiyandı. Geldi ve burada ben Müslüman olmak istiyorum yanınızda dedi. Ben de bugüne kadar 20. kişiyi Müslüman etmiş oldum. Allah'a binlerce hamdü sene olsun. İsterseniz o manzara, o törenden, yani dünkü kelime-i şehadet getirtme merasiminden, dine onu teslim etme görüntüsünden kısa bir görüntü verelim. Sonra sorularınız ve duamıza devam ediyoruz. Merhaba hocam. Benim ana. Ben Müslüman olmak istiyorum. Dilerseniz buraya buyurun, gelin. Gelin.
son derece sevindik yani. Daha önce Müslüman ettik elhamdülillah. Bu herhalde 20'ye yakın oldu benim Müslüman ettiğim. Müslümanlıkta inanç çok önemli. Biz Allah'ın bir olduğuna inanıyoruz. Evet, biz Hazreti Adem'e de, Hazreti İbrahim'e de, Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da iman ediyoruz. Hazreti Muhammed aleyhisselam son peygamber. Kur'an-ı Kerim son kitap. Allah'ın haram kıldığı şeyler var, yapmayın dediği şeyler. Bir de Allah'ın yapın dediği emirler var. Mesela namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek Allah'ın emirleri. Biz öldükten sonra yeniden dirileceğiz. Allah'ın sevdiklerinden ise iyisek cennete gireceğiz. Ana bütün bu dediklerimi kabul ediyor musun? Anasını bakınca akşetleyelim. Evet, kabul ediyorsunuz. Evet, kelime-i şehadeti getirteceğim. Ondan sonra ana hanımefendi kızımız Tuana. Adınıza Tuana koyacak. Sen söyledin mi ona kelime-i şehadet getirdikten sonra hiçbir günahı kalmayacak inşallah. Kul hakları hariç. Eşhedü. Eşhedü. En. La. Ne? İlahe. İlla. Allah. Allah. Ve. Eşhedü. Enne. Muhammeden. Abduhu. Ve Resulühü. Evet, Tuana, bundan sonra isminiz Tuana olsun inşallah. Evet, kısa bir 10 dakikalık bir görüntüydü. Ondan kısa bir görüntü verdik. El-İslamu yecubbu ma kable. Müslüman olmak, yani Müslüman olmayan bir kişi sonradan İslam'ı seçer. Müslüman olursa işlemiş olduğu bütün günahlardan kurtulmuş olur. O Tuana hanımefendi, Anna'ydı ismi. Şu anda hayata sıfır günahla başlamış olmaktadır. Allah herkesin gönlüne İslam'ı anlatabilme ufkunu hepimize nasip eylesin. Önemli olan insanları kazanmaktır. Efendim, şunu söyleyeyim öncelikle. Hasta olan, aşırı ihtiyar olan, seferde olan, aşırı açlık ve susuzluk çeken kişi, efendim, zorlama ve tehdit altında olan kişi oruç tutmak zorunda değil. Bunlardan gücü yeten daha sonra oruçlarını kaza edebilir. Bunu da sık sık gündeme geldiği için sizinle efendim paylaşmak istedim. Yüce Allah'tan temennim, niyazımız, gönüllerimizi Allah birleştirsin ve Allah bizi gerçek manada sevdiği kullarıyla beraber eylesin. Sevgili dostlar, önce şunu söyleyeyim. Allah'ın yarattığı bütün kullara karşı gücümüz yetebildiği kadarınca, elimizin erebildiği kadarınca mütevazi, hasbi olmak lazım. İnsanları dışlamak yanlıştır. Evet, bir kısım insanlar Müslümandır, onun yeri ayrıdır. Bir kısmı münafıktır, onun yeri ayrıdır. Bir kısmı inkarcıdır, onun yeri ayrıdır. Biz kafir kelimesini kullanırken bir kesim insanı dışlamak için söylemiyoruz. Kafir genel bir kavramdır. Hakikati örten anlamında. Bir kısmı da böyledir. Bizler insanlara, Allah'ın kullarına hitap ederken gönül almaya, insanları kazanmaya gayret etmek zorundayız. Bu konuda büyükler, peygamberler bizim için model insanlardır. Onların dediklerini eğer biz yaparsak, onların dediklerini tutarsak, biz kararmış olan gönülleri bile, uzak olan gönülleri bile onlarla gönül kardeşi olabilir, kazanabiliriz. İbrahim peygambere gelen bir mecusi, yani ateşe tapan bir gayrimüslim, Hazreti İbrahim peygambere dedi ki, İbrahim, sen Allah'ın peygamberisin. Tevhid peygamberisin. Allah'ın birliğine çağırıyorsun. Halbuki ben ateşe ibadet ediyorum. Ateşe tapınıyorum. Ey İbrahim, beni birkaç gün misafir eder, doyurur, yedirir, içirir misin? İbrahim peygamberden kendisini konuk etmesini istiyor. İbrahim peygamber her Müslümanın belki yapacağını yaptı. Şöyle dedi, sen benim dinime gir, Hanif dinime, yani İslam dini. İbrahim'in dini de İslam'dı neticede. Hazreti İbrahim'in de. Hanif dinime, Allah'ı birleyen dinime gir, ben sana her türlü iyiliği yapayım. Adam döndü Hazreti İbrahim aleyhisselama, senin dinine girdikten sonra bana iyilik yapsan ne olacak dedi. Ben istiyorum ki kendi dinimdeyken sen bana iyilik yapasın İbrahim. İbrahim aleyhisselam
dinime girme şartı koşuyorum sana. İmam Kuşeyri bunu anlatır uzunca. Nihayet adam geri döner. Allah İbrahim Aleyhisselam'a meleği gönderir. Der ki, sen niçin o mecusiyi kendine misafir etmedin? Neden doyurup içirmedin? Ya Rabbi o mecusiydi. İman etmiyordu. Seni inkar ediyordu. Allah Celle Celaluhu der ki, İbrahim, bu adam 70 yıldır beni inkar ediyor. 80 yaşındaki bu adam, 90 yaşındaki bu adam 70 yıldır beni inkar ediyor ama ona sağlık vermeye, yemek vermeye, su içmeye devam ediyorum. İbrahim, sen de benim yaptığımı yap. İbrahim Aleyhisselam gider, o adamı mecusiyi bulur, getirir ve o mecusiye der ki, sana iyilik edeceğim. Sebebi ne deyince, Allah senden dolayı beni uyardı der. Mecusi bunu duyunca, madem ki Allah bir büyük peygamberi benden dolayı uyarıyor, bu kadar rahim bir Allah var. Ey İbrahim, sen bana Rabbini anlat, ben iman edeyim der ve iman eder. Allah İbrahim Aleyhisselam gibi bir gönül hepimize nasip eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve la akibetu lil muttakin ve la udvana illa ala zalimin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Ya Rabbi bu iftar vaktinde günahlarımızı bağışla. İstiğfarımızı kabul et. Hatalarımızı ört ya Rabbi. Bizleri birer Rabbani mümin eyle ya Rabbi. Elinden, dilinden, kalbinden başkasına zarar verenlerden etme ya Rabbi. Bütün kararmış gönülleri İslam'la nurlandır ya Rabbi. Herkesin gönlüne merhamet, sevgi, aşk, kardeşlik, birlik, beraberlik ruhu nasip eyle ya Rabbi. Şeytanı bizden, bizi şeytandan uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kimin ne ihtiyacı varsa, kimin ne dileği varsa ki sen her şeyin sahibi olan Rabbsın. O hazinenden her isteyen kuluna istediğini nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hastalarımıza şifa nasip eyle. Dertlilere deva nasip eyle. Borçlara eda nasip eyle. Son nefese kelime-i şehadet nasip et. Amin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Ezana bağlanıyoruz sevgili dostlar. Sahurumuz sabahleyin 01:35'te. Görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim. Allah. أشهد أن محمد رسول الله.